Ya i̇nanan, inanmayan herkes tutsun abi orucu işte yani en hızlı sağlık reçetesi. Ama gerçekten bu arada günün yüzde doksanından fazlasını hakikaten zombi gibi yaşıyoruz. Yani hiçbir şeyin farkında değiliz. Günlük hayat döngümüz sağlık sorunlarımızın ana sebebini oluşturuyor sigara ve içki çoğu zaman tekil olduğu zaman, insan tek başına yaptığı zaman insanın meditasyon ihtiyacını ikame ediyor aslında. İnsanın oturup kendisine zihnen bir odak vermesi, bir yoğunlaşması ve kendisiyle ilgilenmesi için vesileler. İnsanın uykusu, iştahı ve rahatı aşktan kaçar mesela. Kötü bir şey değil bu. Aşkın kendisinin hormonlarını bir söylesem millet uykuyu bırakır vallahi. O kadar uykudan faydalı hormonlar var. Her geçen gün daha fazla insanın hayatın anlamını aramakta ve bulmakta zorlandığı günlerde Sinan Canan'la sohbetimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Sevgili Profesör Doktor Sinan Canan hocam merhaba. Merhaba Simgeciğim, hoş bulduk. Peki hocam bir şey okudum geçtiğimiz hafta yanlış hatırlamıyorsam Twitter'daydı. Eee mealen aslında şunu söylüyor. Yani insan doğası, insan bedeni bilgisayar tuşlarına ve bu yapay ışıklara dayanmak üzere tasarlanmadı. Gün İyi. ışığına, çimene, toprağa, ağaca dokunmak, ekip biçmek üzere tasarlandı. Dolayısıyla biz aslında sinir uçlarımızdan başlayarak doğamıza aykırı bir hayatın içerisindeyiz. Hemen hepimiz sabah gün ışığını görmeden ya da yapay ışıkla uyanıyoruz. Doğamızın aslında tam zıttı yönde yaşıyoruz. Tespitine ne dersiniz? Aynı Matrix filmi gibi anlattım valla ve gerçekten öyleyiz yani. Matrix'te de böyle bir kutunun içinde kablolara bağlı yaşatıyorlar diye ya. şu anda hemen hemen aynı durumdayız. Hiçbir farkımız yok. Hepimiz insanın... kendi Matrix'imizdeyiz değil mi? Evet, Ve insanın fabrikaları tamamen bunun üzerine. Şimdi dikkat et bütün o iş yerlerini, o aydınlatmaları, o televizyonları, ulaşım araçlarını, yolları, şehirleri ne varsa, biz insan için yaptık. Ama yaparken şunu sormadık: İnsanın gerçekten buna ihtiyacı var mı? İnsan bir sen nasıl seyahat etmeli, nasıl yaşamalı, ne yemeli, kimle görüşmeli, nasıl bir ortamda bulunmalı sorusunu sormadık. Sorsak da doğru cevap alacağımız kaynaklar yoktu. Çünkü biyoloji bilmiyoruz. Mesela insanın habitatı, yüz binlerce yıldır nasıl bir şeydi? İnsan neye göre ayarlandı ve şimdi neyin içinde yaşıyor diye bir sorsaydık ya rahmetli Darwin'e sorsaydık zamanda vallahi 160 sene önce o anlatırdı yani net olarak. Ama biz sormuyoruz bunları. Özellikle batı tipi bilim ve teknolojinin ilerlemesinin tek bir mottosu vardır. Bir şey yaptığı zaman onu yapmasının tek gerekçesi yapabiliyor olmasıdır. Yani öyle bir ahlaki hedef bir büyük amaç insanın acılarını dindireyim insana uygun bir şey yapayım böyle bir önceliği yoktur yapabiliyorsa yapar ve maalesef e, ürettiği güzellikler ve katkılar yanında bir sürü yıkımlar da yaratıyor bu yüzden. Ve bizim şu anda bu günlük hayat döngümüz sağlık sorunlarımızın ana sebebini oluşturuyor. Yani bugün insanın ben bir fizyolog olarak bir fizyolog olarak net bir şekilde yıllardır iddia ediyorum. Yaşadığımız tüm fiziksel, ruhsal, duygusal, sosyal, siyasal ne gelirse aklına sorunlarımızın tamamı insanın fabrika ayarlarına uygun olmayan yaşam tercihlerinden kaynaklanıyor. Yaşadığımız ortamlar, iyi içmemiz, ilişki biçimlerimiz, iş yapış biçimlerimiz bunların hiçbirisi hemen hemen bize uygun değil. Ha bunu umutsuzluk yaratmak için de söylemiyorum. Çok basit önlemlerle bunu hemen cennete çevirebilirsiniz yani. Mesela, mesela nasıl hocam? Bugün biraz önce ışıktan bahsettim. Depresyon çok yaygın bir şey. Ya, artık böyle grip gibi herkes depresyon oluyor. Depresyon tanısı alıyor. Hafif orta derece depresyonun en kolay tedavilerinden bir tanesi A günlük yürüyüş yapmak 45 dakika kadar. B evet. sabah erken saatlerde ister yapay ister doğal olsun parlak ışığa maruz kalmak 15 dakika. Bu özellikle biz bu YouTube yayınları içinde ışıklar kullanıyoruz ya bunlar 5500 kelvinlik gün ışığı da veriyorlar aynı zamanda. Ya sabah 6.30 7 kaçta kalkıyorsanız gözünüz ya o bulunduğunuz odaya yakın bundan parlak bir tane. Her sabah bu ışığı almanız doğadaki ışık döngüsünü taklit ettiği için sirkadiyen ritim saatinizi sıfırlıyor. Ve akşam uykuya daha kolay geçiyorsunuz. Gece uykunuz daha verimli oluyor. Ertesi sabah daha dinç kalkıyorsunuz. Mesela bütün bunlar aslında bu ışığı alamadığımız için, sabahki o resetlemeyi yapamadığımız için, fiziksel olarak hareket etmediğimiz için oluyor. Bir başka cennete çevirme yöntemi o da çok basit. Az yiyeceğiz yani. Mesela ben de sevmiyorum bunu ama aldığınız kaloriyi azaltırsanız, karbonhidratı minimal düzeyde tüketirseniz cin gibi oluyorsunuz vallahi. Depresyonunuz azalıyor. Zaten hareketiniz artıyor, uykularınız düzenleniyor. Bir de tanıdığınız, bildiğiniz insanlarla biraz daha sık görüşürseniz ve azıcık da azıcık yani kendinizi geliştirip yeni özelliklerinizi keşfetmek üzere azıcık mesai harcarsanız. Ya yani günde yarım saat olsun günlük tutmak bile buna dahil. Eline elle bir şey yapmak, ne bileyim gezmek, tozmak. Yani bütün bunlar bize aslında çok hızlı bir şekilde iyi hissettirebilen şeyler. Çünkü benim fabrika ayarları beş taneydi. Artık sen ezberlemişsindir, senle çok konuştuk onu. Hareket etmek, az yemek, iyi ilişkiler kurmak, stresini yönetmeyi öğrenmek ve sınırlarını zorlamak bu kadar bu beş ayara uygun evet. ne kadar uygun bir yaşam kurabilirsek bütün bu arızalarda o kadar hızlı gidiyor. Aralıklı oruç konusu pek gündemde. Ya yani i̇nanan inanmayan herkes tutsun abi orucu işte. Yani en hızlı sağlık reçetesi. İlla bir din için bunu yapmanıza gerek yok. Oruç ibadetinin olmadığı hiçbir din de yok enteresan bir şekilde. Tanrı inancının olmadığı Budizm gibi dinlerde bile oruç çok merkezi. Niye? insana başka bir şey sağlamak için. Bir irade kontrolü, İki, ya devamlı gümbürdetiyoruz abi bir duralım da sistem bir kendini onarsın onu bir mola verebilmek tabii. için. Tabii. Bunları denemek lazım. Bir kavram çok hoşuma gidiyor son günlerde onu bir size sormak isterim. İntikam uykusuzluğu duymuşsunuzdur belki. Yo, hayır, belki İntikam uykusuzluğu güzelmiş. Şu, gün içerisinde kendimize o kadar az vakit ayırabiliyoruz ki hayır, tabii akşam ki. eve geldiğimizde çok uykum var. Sabah da erken kalkacağım. İşte 7'de kalkacağım, 8'de kalkacağım, işe gideceğim. Ama yok. Yani iki saat bilgisayarda oturup bir sosyal medyaya bakacağım. Ben. Yıllar boyunca anlattığım şey isim konmuş çok memnun oldum. İntikam uykusuzluğu çok güzelmiş. Fakat ben bunu azıcık daha genişletebilirim hepimiz için. Çünkü gerçekten insan belli bir makul bilinç düzeyinin üstünde. ya yani bilinçli farkındalıkla yaşayabiliyor olsa dur şunu yapayım da kendime bir vakit ayırayım diye bir şeye ihtiyacı kalmıyor. Biz çoğu zaman ben bir sigara içeyim derken, ben bir içecek alayım derken, ben işte şurada bir hava alayım derken aslında neyi kastediyoruz? Ya da akşam bir iki saat işte oyun oynayayım, sosyal medyada gezeyim derken. Ya buraya kadar zombi gibi geldik. Şimdi ben ayık bir şeyler yapmak istiyorum. Mesela çok ilginçtir. Sigara ve içki çoğu zaman tekil olduğu zaman, insan tek başına yaptığı zaman İnsanın meditasyon ihtiyacını ikame ediyor aslında. Yani durup da hani dumanlı dumanlı düşünme var ya bu yazarlar falan öyle çok fotoğraf verilermiş zamanında. Aslında bir efkar dediğimiz şey biliyorsun fikirden geliyor. Fikirin çoğuludur efkar. Efkar dağıtmak diye de geçer bunlar. Yani insanın oturup kendisine zihnen bir odak vermesi, yoğunlaşması ve kendisiyle ilgilenmesi için vesileler. Basit bir bakış açısı değişikliği. Ve gün içerisinde bilinçli farkındalık dediğimiz aygıtı biraz daha sık kullanmak bu tarz ihtiyaçları son derece azaltıyor. Ve e, özellikle de uykumuzdan çalmaya başlamışsak bu çok tehlikeli. Evet. E, çünkü uyku hayatımızın en önemli dilimi altını çiziyorum. Yani yaşadığımız hayatta vakit kaybı gibi gözüküyor. Günde 7-8 saat böyle ölü gibi yatıyoruz falan ama. Orada beyne olanları bilseniz, şimdi 3 saatimiz olsa ben bütün programda onu fizyolojisini anlatırım size. Ama bu detaya gerek yok. Eğer bana itimat ediyorsanız beynin tek temizlenebildiği, tek onarılabildiği, dosyalama sisteminin düzenlenebildiği tek aralık uyku aralığı. Ve onun da eşref saati var. Öyle sabah 3'te yatıp 5'te kalkınca olmuyor o iş. Gece girdikten sonra en geç işte bir kuzey yarım 11-12 gibi uyumuş olmamız gerekiyor sabahta güneşle beraber uyanacak kadar bir uyku almak, o melatonin döngüsünü tutturmak lazım. Bunu yapabilenlerin... Siz bunu uygulayabiliyor musunuz? Büyük oranda. Yani şeyim olmadığı zaman, seyahatlerim ve kitap bitirme baskısı olmadığı zaman büyük oranda uyguluyorum. Bu arada insanın makine gibi de lütfen düşünmeyelim. Yani birisi diyorsa ki bir haftadır eyvah benim uyku düzenim bozuldu, şimdi bittim kesin Alzheimer olacağım. Hayat öyle bir şey değil. Yıllar boyunca Yükselen sürdürdüğümüz yüzyıl. alışkanlıklardan bahsediyoruz. Yıllar evet. boyunca. Bunlar uzun vadede etkisini belirleden şeyler. Arada bir sabahlamak güzeldir mesela. Uykunun kaçması iyidir. Zira insanın uykusu, iştahı ve rahatı aşktan kaçar mesela. Kötü bir şey değil bu. Aşkın kendisinin hormonlarını bir söylesem millet uykuyu bırakır valla. O kadar uykudan faydalı evet. hormonları var. Ama o da her gün olmuyor işte ara ara olan bir şey. Dolayısıyla o olayları böyle makine gibi düşünmeyelim ama Hayatta böyle alışkanlıkları öncelemek ve bunları dikkatle takip etmek önemli. Ama gerçekten bu arada günün %90'dan fazlasını hakikaten zombi gibi yaşıyoruz. Yani hiçbir şeyin farkında değiliz. Hemen kanıtını vereyim mi? Bundan önceki geçtiğimiz sene dediğimiz 365 günü düşünelim. Kaç günü hatırlıyorsunuz? Söyleyeceklerim bu kadar. Zombileşmemek çok zor. Geçtiğimiz hafta görmüşsünüzdür belki. Metrodan iner inmez asansöre koşan insanlar ya da sabah daha güneş aydınlanmadan otobüse kendi iradesi dışında binenler. Ya öyle bir kalabalık, öyle bir gerçekten sizin de az önce söylediğiniz ifadeyle ekmek kavgası var ki bu koca şehirlerde. Ee, yani zombileşmemek imkansız. Ben buna çok katılmıyorum. Biz 15 milyon aşkın insanla bir şehirde yaşıyoruz. Evet. Mesela bu şehirde o kalabalığın içerisinde o hengame içerisinde yaşamak zorunda olan insanların hepsi orada yaşamak zorunda mı acaba? Eğer şapkamızı önümüze koyup benim başka hiçbir şansım yok. Sadece bunu yaşayabilirim diyen biri varsa benim sözlerimin onunla hiçbir ilgisi yok. Ya aslında şu da olabilir, bu da olabilir ama ben buna alışığım diyorsak üzgünüm konfor alanının çürütücülüğünü yaşıyoruz demektir. Birçok insan aslında birden fazla alternatife sahiptir. Mesela ben birçok şey yapabilir. Mesela şu anda başka bir takım planlarımı 2024'te uygulamak üzere, yaşadığım yer dahil olmak üzere. Tonla alternatif bakıyorum ve bu arada hiç de öyle bilmiyorum dışarıdan bazıları beni kont gibi görüyormuş ama ne öyle maddi gücü çok yüksek ne öyle elif ferah ne zamanı boş bir adam değilim yani öyle bir durumum yok. Fakat hayatımdaki beni sıkan unsurları değiştirmenin birinci görev olarak bana düştüğünü biliyorum bir başkasından, devletten, ortamdan, belediyeden, sistemden, ana babadan, okuldan bir şey beklemenin faydasız olduğunu öğrenecek kadar çok yaşadım. Dolayısıyla ben kendi opsiyonlarımı masaya koyabilirsem bunları sürekli olarak 3 ayda bir olsun gözden geçirip tartma alışkanlığım olursa bakın o zaman bu şehirde ne o tıklım tıklım metrobüsleri görürsünüz ne o mutsuz insanları görürsünüz zombi gibi yaşam zombi sürülerinin içinde bulmanızı sağlar kendinizi. Eğer zombilikten çıkarsanız bilinçli insanlarla takılmaya başlarsınız. Çünkü onlardan biri haline gelirsiniz. Kalabalıktan şikayet etmek için kalabalıktan çıkmanız gerekir. Yani eğer şikayet ediyorsanız oradan çıkma vaktiniz gelmiş demektir. Şimdi birçok insan bak bu cümlelerimi duyduğumda bana kızıyor biliyorum. Çünkü başka bir seçeneği olmadığı birçok insana belirtilmiş. Ben böyle sırça köşkünde oturup konuşan bir adam değilim. Her ay neredeyse halk konferanslarında binlerce insanla bir araya geliyorum. Geziyorum ve herkesle emin ol tek tek konuşuyorum yakalayabildiğim herkesle. Bu soru yıkıcı bir soru. Bunu yapmak zorunda mısın? Herkesin gözlerinde bir şey. Hayır değilim. Ama kendimi burada buldum ne yapayım? Ne yapacaksın? Değiştireceksin. Mehmet Ali Erbil'in yarışması gibi. Değiştir. Şarkıyı değiştir. Bir daha değiştir. En azından düşün. Niyet et harekete geç, bir şey yap. Bu buna kendimizi değer görmediğimizde hayatı değiştiremeyecek insanlar olarak bize yapılan propagandayı kabul ettiğimizde işte o zaman sürünün parçası oluyoruz. Sadece şikayet edebiliyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Yedi yedilerden bilmem nelerden medet umuyor olmamızın altında da bu etkisizliğimiz yatıyor işte. Öyle bir etkisiz hissediyoruz ki kendimizi. Yukarıdan birileri gelsin ya da ben evrenden sektireyim bana geri dönsün de bir şekilde yırtayım diye düşünüyoruz. Maazallah böyle bir dünya yok. Bu kadar kalabalığı kaldıramayacağımızı şu anda dövüle dövüle öğreniyoruz zaten. İnsan toplumsal ama böyle bir toplumsallık değil o. İnternette Doğru. 3 milyar adamla aynı sosyal medya uygulamasına bağlı olmak yalnızlığınız engel olmuyor bu yüzden. Ve kalabalık şehirlerde tabii kalabalık şehirlerde yalnızlık artık salgın halinde mesela bu kadar dip dibe insanlarla yaşayıp nasıl yalnız oluyorsunuz? Biz yüz yüze, göz göze, diz dize, gönül gönüle bir muhabbete ihtiyaç duyuyoruz. O olmadan olmuyor yani. İşte bu sosyal şey diye anlattılar ya yıllarca. Hadi akşam alemlere akalım, millet toplayalım. Ezelip tozalım. konserlere, zikirlere gidelim ve kendimizi iyi hissedelim. Öyle bir şey değil bu. Bunlar uyuşturucu. Gerçek olan sizin halinizden, duygunuzdan, geçmişinizden anlayacak sizi. Belki sizden iyi bilecek dostlarınızla, aile bireylerinizle birlikte ara sıra görüşebilecek bir yakınlıkta yaşamak. Yani sürekli böyle devamlı beraber gezmeyi kastetmiyorum ama aradığınızda, sorduğunuzda orada bulabileceğiniz birilerine ihtiyacınız var. Son sorum. Zıplırca bir soru. Bir nefe Hadi insanı besler mi? Bunu niye böyle soruyorum? <laughs> bir videonuz viral oldu ya. Evet. Ee, hani borsadan kazandığın para sana kalmaz. Çünkü senin o parada eliniz yok, emeğin yok git o günefeyi ye kardeşim <laughs> dediniz ve gördüğüm evet. kadarıyla e, çeşitli platformlarda enflasyon evet. bilmemekle <gülüyor> <Neyliğin>? <gülüyor> ve evet ekonomiden anlamamakla suçlandınız. Sizin ne Doğru. demek istediğinizi hiç anlamamışlar belki açıklama Ama tabii yani orada benim hatam var. Biraz böyle çok açmadan bodoslama girmişim konuya. İnsan bazen konuşurken zihnindeki tabloyu karşıdakinin direkt anladığını vehmediyor. Benim orada başta kendi oğlum olmak üzere etrafımdaki birkaç tipten gördüğüm bir davranış vardı. Şimdi benim çok iyi arkadaşlarım var. İşte mali müşavir, borsacı, bu işin kitabını yazmış insanlar var. Evet. Bu konu ne kadar ciddi ve uzmanlık alanı bir konu olduğunu biliyorum. Ama bazı tipler var. Bunlar normalde benim gibi yani bu mevzuun ilminden haberleri yok ama böyle o kağıda yatırdım, bu tahvili aldım, şu fon sepetine yatırdım, bu çıktı, bu düştü, aldı, verdi derken yani futbol seyrederek ömrünü dolduran insanları yaptığı şeyin aynısını parasal bir bazda yapıyorlar. Ve burada arka planda onları motive eden şey ne? Aslında kumarın bağımlılık yaratmasına neden olan hissiyatın çok benzeri. Beklenti dopamini dediğimiz bir şey. O beklenti öyle bir dopamini tavan yaptırıyor ki biz gözümüzü oradan ayıramıyoruz. Gerçek yatırımcı nasıldır? Warren Buffett, Buffett falan gibi adamlardır bunlar. Genç yaşta yatırırlar ve dönüp de ne oldu diye bakmazlar. bakmazlar. Hep yatırmaya devam ederler. Sonra milyon dolarları olur ve onu da gönüllerince harcarlar. Gerçek yatırım çok ciddi bir iştir. Elim işidir ama ben onunla oyun oynayanları kastediyorum. Orada mesai harcayacağına künefeyi niye örnek verdim? Hiçbir şekilde besin olmayan en zararlı alışkanlıklarımızdan biri. O bile eftaldir demek istiyorum. O bile ondan iyidir ki azından ağzın tatlanır bir keyfin yerine gelir. Fiziksel bir şey yapmış olursun yani. O yalan hikayeyi biraz muhabbet arasında zikrederken tabii bazıları da doğal olarak beni e, haklı bir şeyle suçluyorlar. Yani öyle bakarsan borsaya ayıp, borsa öyle bir şey değil yani. Ama tabii evet. bu kadar konuşan adamın öyle sürçmeleri de olacaktır birilerinin canını yaktıysak, efendim sıktıysak onlardan da özür dileriz bu vesileyle. O videoyu çektiğim sıralarda sevgili oğlum Metehan Bey'e bu konuda görev vermiştim. Aylardır o konuda araştırma yapıyor. Haftalık bize raporlar gönderiyor. Fonlar konusunda dedim bana bir uzman lazım. Git çalış, ara bak. Ondan sonra kendi birikimini kendin yapacaksın. Ben de bir süre maaş alana kadar senin sponsorun olacağım dedim. Vallahi gece gündüz deli gibi çalışıyor. Neler neler öğrendim gönderdiği raporlardan. Orada gerçekten ciddi bir iş alanı var. Amacım tabii ki tabii. onu küçümsemek değil. Ama biz gene ne olduğumuzu bilelim hatırlatmasıydı. Tekrar insanları kendine çağırmaya gayret ettim. Umarım duyan olmuştur. Olmuştur hocam. Çok teşekkür ederim. Bu arada yatırım dediğimiz de sadece hisseyle, altınla, kriptoyla evet. olmuyor. Kendine evet. yatırım da çok önemli. Sizin bu yayında söylediklerinizin hepsi benim için yatırım tavsiyesidir. <laughs> E, ekonomi yayınlarında yatırım tavsiyesi değildir demekle mükellefiz. Ama sizin söylediklerinizin hepsi Yok. kişisel Aynen. gelişim, dönüşüm ve yatırım için. Hatta alt yazı geçebilirsiniz. Buradakilerin hepsi kişisel yatırım tavsiyesidir diye özellikle. Evet <laughs> yatırım tavsiyesidir. Lütfen dikkate alınız. Çok teşekkür ederim hocam. Ben çok teşekkür kadar. ederim. Seninle konuşmak her zaman büyük keyif. Sağ olasın. Benim için de öyle. Bu kadar da yakın oturup bir künefe yiyememiş olmamız bizim ayıbımız. <laughs> künefe değil de hadi kahve gel. Kahveler her zaman emrin ahıma Çok teşekkür ediyorum. Çok sevgiler.